الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكب بت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما رب ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladık efendim. Hafız Mevlid Han Celaleddin Şensoy hocamızın Kur'an tilavetiyle açılışımızı gerçekleştirdik. Necmettin Nur Saçan ile Rahmet Kapısı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bulunduğunuz yerlerde Allah'ın selamı hepinizin üzerinize olsun dostlar. Evet, programımıza nasıl ulaşabiliyorsunuz ve sorularınızı nasıl yönlendirebiliyorsunuz? Rahmet Kapısı sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, öncesinde kıymetli hocamıza hoş geldin diyelim. Necmettin hocam hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olun. Evet, Hafız Mevlid Han hocalarımızdan yine Hayrullah Sağır hocam, siz de hoş geldiniz. Bizlerle birlikte olacaksınız. Sağ olun bugün. Evet sevgili dostlar, izleyenlerimiz, önemli bir konuyu ele alacağız, işleyeceğiz. Sorularımız olacak Necmettin hocamıza. Affedilmek konusunu işleyeceğiz bugün. Önemli, dediğimiz gibi, acaba affedebiliyor muyuz? Neleri var? Dinimizdeki yeri ve öneminden bahsedeceğiz. Evet hocam, dilerseniz ilk soruyla başlamak istiyorum. Affedilmek nasıl bir erdemliliktir? Erdem midir? Biz affedebiliyor muyuz? Elbette bir erdemdir. Bir kere Rabbimiz şöyle buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Huzul affe ve emur bil urfi ve a'riz anil cahilin. Ey peygamber, affı iltizam et. Prensibin affetmek olsun.
marufu, meşru o emret ve cahillerden yüz çevir. Bir başka ayetinde ve ibadurrahmanillezine yemşune alel ardı hevnen ve izâ khâtabehumul cahilûne kâlû selâmâ. Rahman olan Allah'ın has kulları yeryüzünde vekarla yürürler. Birileri onlara sataşırsa size selametle derler. Evet. Benim bir hocam vardı da Aynur Hanım. Şöyle derdi. İki iyi dövüşmez. İki iyi dövüşmez. Bir iyi bir kötü o da dövüşmez. İki kötü olmalı ki dövüşmeli. Yani bakın Hazreti Ebubekir Efendimizin bu konuda hayatından bir tablo arz edeyim. Bilindiği gibi Hazreti Ayşe annemiz için Hazreti Ayşe kim? Sevgili Peygamberimizin eşi, müminlerin annesi, namına Kur'an'da ayetler bulunan bir hanım. Cennet hanımlarının ablalarından biridir Hazreti Ayşe. Böyle bir annemiz için yakışıksız sözler, affedersiniz iftiralar olur mu? Olmuş. İftira edenlerin başında da kim geliyor? Hazreti Ebubekir'in öteden beri ömür boyu iyilik ettiği halasının oğlu geliyor. Mıstah. Hazreti Ebubekir diyor ki hain adam, düşmanın yapmayacağını yaptın. Bir daha yardım eder miyim diyor. Ama Rabbimiz ayet gönderiyor. Allah'ın sizi affetmesini arzu ederseniz siz de affediniz, siz de bağışlayınız. Allah'tan böyle bir teklif gelir de Hazreti Ebubekir durur mu? Affettim der. Aynı adama tekrar iyilik yapmaya devam eder. Biraz önce okuduğum ayeti kerimede hani Rabbimiz affı iltizam et, marufu meşru emret, cahillerden yüz çevir. Sevgili Peygamberimiz Cibril-i Emine bu nasıl olacak diye soruyor. Yüce Allah şöyle emrediyor. Seninle ilişiği kesmiş olanla sen kesmeyeceksin. Sana vermeyene sen vereceksin. Sana kaba davranana sen nazik davranacaksın. Bu ayetin anlamı bu diye izah ediyor vahiy meleği Cibril-i Emin. Evet. Femen afa ve aslaha fe ecruhu alallah. Kim affeder, düzeltirse bunun ecri, ücreti, ödülü Allah'a aittir. Cennete bir kısım insanlar geliyor. Görevli melekler diyor ki, siz sırat görmediniz mi? Hayır. Mizan görmediniz mi? Hayır. Siz kim oluyorsunuz? Yani sırat görmeden, mizan görmeden doğrudan cennete nasıl geliyorsunuz? Nahnu ehlil fadl. Biz erdemli kişileriz. Nedir sizin erdeminiz? Bize kötülük edene biz iyilik ederdik. Bize gelmeyene biz giderdik. Bize vermeyene biz verirdik. Buyurun öyleyse cennet kutlu olsun size. Ya. Evet. Ne kadar önemli aslında. Rabbimizin güzel isimlerinden biri Aynur Hanım. Afuv, affedici. Gafur, bağışlayıcı. Gaffar, settar. Aman ya Rabbi. Bu isimlerin sahibi olan Allah'ın kuluyuz. Bakın bir savaş sonrasında karşı taraftan bir hanım çocuğunu bu tarafta görüyor. Yıldırım gibi geliyor çocuğunu bağrına basıyor. İbretle bu tabloyu seyrediyorlar. Efendimiz buyuruyor ki şu kadın bu çocuğunu ateşe atar mı? Atmaz ya Resulallah. Canını tehlikeye atıyor da geliyor karşı tarafın askeri içindeki yavrusunu kucaklayıp bağrına basıyor. Bu kadının çocuğuna olan şefkatinden Allah'ın insanlara olan rahmeti daha da fazladır. Ya, bunu dikkate almak gerekiyor elbette aslında hocam. Peki hocam Allah elçisinin Peygamber Efendimizin yeminle haber verdiği üç şey nelerdir?
Evet, yeminle bakın şunlara haber veriyor. Mâne kasat sadakatun min malin. Sadaka vermekle mal eksilmez. Bereketlenir, artar. Kişi affetmekle şerefi yükselir. Yani affettim de ben acaba zillete mi düştüm? Değil. Affetmekle şerefi yükselir. Allah için tevazu edeni Allah yüceltir. Bunları, bu üç şeyi yeminle haber veriyor. Ben kendi hayatımdan şöyle bir hatıra nakledeyim Aynur Hanım. Şu anda halen hayatta olan esnaftan bir arkadaş naklediyor. Gündüz iş yerimdeyim. Geldi birileri kurşunladı. Bazı mermiler içeride kaldı, bazıları dışarı çıktı. Ameliyatla demek eceli gelmemiş adamın kurtuldu. Göz göre göre gündüz vakti oldu bu iş. Ben de adamları tanıyorum. Bu adamları illa ya öldürmeliyim ya öldürtmeliyim. Sonra da Amerika'ya kaçma hazırlıkları yapıyorum. Aklım, fikrim bu. Günler böyle geçiyor. Hiç işte güçte değilim. Kimsenin böyle dediği yok ama bu korkak adam, bu şerefsiz adam deniliyor sanıyorum. Bu korkaklık ithamından, bu şerefsizlik ithamından kurtulabilmek için ben de ya öldüreceğim ya öldürteceğim. Hep aklım, fikrim bu. O sırada kandillerden biri geliyor, kandil gecelerinden biri. Anacığımın da dikkatinden kaçmıyor benim bu halim. Oğlum bugün camiye git diyor. Ana, benim aklımda adam öldürmek var. Kaçıp gitmek, memleketi terk etmek var. Sen camiye git diyorsun. Oğlum, sütümü helal etmem. Bugün camiye git. Ya anam böyle deyince artık reddedemedim. Gideyim bari. Çok da bizde coşkulu geçer kandiller. Kadın, erkek tıklım tıklım coşkulu bir şekilde cemaat dolar. Yani ben de bu kandil dolayısıyla insanların barışmasından, birbirini affetmesinden, hoşgörüden bilen bahsederken sevgili peygamberimizin amcasının katilini affettiğini, kızının katilini affettiğini bunları söylüyorum. Hazreti Yusuf'un kendisine ihanet eden kardeşlerini affettiğini söylüyorum. Ya hocam bu bana öyle tesir etti ki, ya bana ne oluyor ya? Ben peygamberden büyük adam mıyım ya? Ben niye intikam peşindeyim? Ben gideceğim adamların elini sıkacağım. Bu iş aynen bana böyle etki etti. Vardım ve beni vuran adamların elini sıktım. Onlar da bağırlarına bastılar. Dost, samimi bir dost olduk. Nitekim bakın bir ayeti kerime. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü iyilikle giderin. Göreceksiniz ki sıcak bir dostluk başlayacak. Aynen bu ayeti kerime hayata geçti. Bunu yaşıyorum diyor. Evet. Hocam tabii burada çok önemli bir nokta da var. Şimdi biz kolay kolay affedemiyoruz bazen. Affettiğimizi o kişinin yüzüne mi söylemeliyiz? Yoksa içeriden hani ben bu kişiyi affediyorum desek de kabul olur mu? Bu da önemli sorular arasında. Efendim, amma davranışımızla, amma ziyaret etmemizle, amma affettim, vazgeçtim o hakkımdan, o davamdan demek suretiyle sulhu, barışı sağlamalıyız. Evet. Hocam peygamber... Evet, bir müsaadenizle şunu da arz edeyim. Malum Davud Aleyhisselam'ın zamanında iki tane hanım, birer tane çocukları var. Birinin çocuğunu kurt kaçırıyor. Allah Allah, belki de hasedinden mi? Diğer kadın da sahip çıkıyor. Bu çocuk benim. Hem öz anası var ama çocuğu kaçırılan kadın da benim diyor. Nihayet konu Davud Aleyhisselam'a geliyor. İkisi de benim diyor. Bana bir bıçak getirin diyor. Getiriliyor bıçak. Ne yapacaksın? Ortasından ikiye böleyim. Yarısı senin olsun, yarısı da senin olsun. Bu öz ana olmayan kadın olsun. Benimkini kurt dedi. Bununki de böyle ölür, tamam. Ama öz ana diyor ki, yok diyor, çocuk onu. Ve Davud Aleyhisselam da anayı buluyor böylece, görüyor musun? Şefkat, şefkat, merhamet. Çok yani önemli. Sevgili peygamberimiz, Allah'ın yüz rahmeti var.
100 rahmetinden 99'u kendinde, bir tanesi de mahluklara dağıttı. Koyun kuzuyu emzirirken kuzusuna yardımcı olur. Aynur Hanım, siz bunu hiç gördünüz mü acaba bilmem. Akşama doğru koyunlar, kuzular otlamadan gelirken kuzularla koyunların bir kavuştuğu bir tablo olur, biliyor musunuz? Evet. Her koyun kuzusunu bilir, her kuzu anasını bilir. Evet. Böyle bir şefkat tablosu. Doğru. Hocam, Peygamber Efendimizin titizlikle kaçtığı şeyler nelerdir? Biz bunları nasıl bilmeliyiz? Efendim, ağız kavgası, boş boğazlık, malayani ve Efendimiz hiç kimseyi kötülemez, hiç kimseyi kınamaz, hiç kimsenin gizli taraflarını araştırmaz. Allah elçisi titizlikle bunlardan kaçınıyor demek ki efendim. Biz bu peygamberin bağlısıyız. Öyleyse insanların gizli şeylerini araştırmakla meşgul olmamalıyız. Buradan hocam meraklılık mevzusu da geliyor değil mi aslında? Yani çok soru sormak, çok merak etmek. Merak etmek, araştırmak. Bunlar doğru değildir efendim. Evet, dikkat edeceğiz. Hocam, Allah elçisi kiralık katile ne yapmıştı? Efendim, şöyle bir olay. Bakın, Bedir Savaşı'ndan sonra Umeyr bin Vehib ve Saffan bin Ümeyye. Bunlar ikisi konuşuyorlar. Bunlardan Saffan bin Ümeyye'nin babası öldürülmüş. Umeyr bin Vehib'in de oğlu esir edilmiş. Umeyr diyor ki, arkadaş, borcum olmasa, geçim derdim olmasa giderdim, bu peygamberi öldürürdüm diyor. Saffan bunu fırsat biliyor. Saffan, borcun ne kadar? Şu, tamam, borcunu ben ödüyorum. Aile geçimin ne kadar? Onu da kabul ediyorum. Hadi erkeksen sözünde dur. Peygamberi öldüreceğim dedin, tamam, borcunu ödüyorum. Evin geçiminde üstleniyorum. Hadi sen git bu işi yap. Peki diyor. Umeyr şimdi devesiyle gidiyor. Tabii kılıcı da omuzunda. Hazreti Ömer görünce, mübarek insan, bu herif kötü niyetli, iyi niyetle geldiğini hiç sanmıyorum. Dikkat edin bunu. Peygamberimizin de huzuruna çıkıyor. Bu kılıç ne diye soruyor Efendimiz. Bu kılıçlardan ne hayır gördük diyerek geçiştiriyor. Niye geldin? Oğlum sizde esir, oğlumu verin diye geldim. Hicr'de Saffan'la ne konuşmuştunuz? Onu söyle diyor Efendimiz. O sır, ne telgraf var ne telefon var. Onu duyan bilen kimse yok. Hicr'de Saffan'la ne konuştun? Yani sen kiralık bir katil değil misin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyor. Ve Efendimiz de bundan memnun oluyor. Oğlunu verin, Kur'an'ı öğretin, İslam'ı öğretin kardeşinize buyuruyor. Saffan da Medine'den gelecek flaş bir haber bekliyor. Peygamber öldürüldü, Umeyr öldürdü filan gibi soruyor. Ya Medine'de ne haber var ilginç, böyle ilgi çekecek? Umeyr Müslüman oldu diyorlar. Allah Allah, ya peygamberi öldürmek için gitti, adam Müslüman oluyor. İşte rahmet peygamberinin davranışı bu efendim. Evet. Hocam, şimdi tabii ailelere ben biraz da dönmek istiyorum. Özellikle anne çocuğunu affetmiyorum diyor. Çocuk belli bir noktada anne babayı affetmiyor. Bu hususta çocuklarımızın aile içerisinde affetmeyle ilgili ilk öğrenmesi gereken mevzusu nedir? Efendim, doğru. Yani bakın, Peygamber Efendimiz ashabe konuşuyor. Kırgın dargın insanların bulunduğu yere Allah'ın rahmeti inmez. Meğer gençlerden biri halasıyla kırgınmış, küsmüş. Bu kendine söylendiğini anlıyor. Fırlayıp gidip halasının elini öpüp geliyor. Şimdi Allah'ın rahmeti iner. Bir yıl birisiyle küs duran kişi onun kanını dökmüş gibidir. Bir Müslümanın diğer bir Müslümana 3 günden fazla küs durması helal değildir.
Pazartesi, perşembe günleri kulların günahlarını af ilan ediliyor. Melekler diyorlar ki ya Rabbi filanla filan birbirine kırgın dargın. Onlar da bu pazartesi perşembe affından yararlansın mı? Hayır. Enzuru hadeyn hatta yastaliha. Onlar barışıncaya kadar bekletin. Ama diğer Müslümanlara da diyor ki innemel müminune ihvetun fe aslihu beyne ahaveykum vettekullah. Müminler kardeştir. Allah'tan korkun, seyirci kalmayın. Ne işiniz varsa görün. Yani demeyin, öyle değil. Hatta yalan söylemek gerekiyorsa yalan söyleyin. Fitne koparan, doğrudan huzur getiren yalan evladır diyerek aralarını bulunuz. Evet. Peygamberimizin şefkatine bakın. Demek Rahman olan Allah'ın kuluyuz. Rahmet peygamberinin bağlısıyız. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ey peygamber, seni bütün alemlere rahmetimin, merhametimin ifadesi olarak gönderdim. Gördüğü çocukları seviyor, okşuyor, hastaları ziyaret ediyor, hizmetçisiyle yemek yiyor, içeri girmek isteyen kediye kapıyı açıyor, atını timar edip okşuyor, hastalanan horozun tedavisiyle meşgul oluyor. Habeşistan'dan gelen bir grup var, onlara bizzat hizmet ediyor. Ya Resulallah, siz zahmet buyurmayın. Sizin misafirlerinize biz hizmet ederiz. Hayır, bunlar benim ashabımı ağırladılar. O yüzden bizzat ben hizmet etmek istiyorum. Bu yıl ben eski adı Habeşistan olan Etiyopya'ya gittim. Orada bulunan, bizim ülkemizden gidip de orada rehberlik eden personele dedim ki bunları siyahtır, şudur, budur diye hor görmeyin. Bunlar bizim peygamberimizin ashabını ağırladılar. Peygamberimiz de bizzat bunlara hizmet etti. Bizzat rehberlik etme görevi, nöbeti şimdi bizde. Benden sonra o bulunduğum yere oranın başbakanı geliyor. Benim bunu söylediğim, ben bunu bekliyorum. Müslüman değil başbakan. Ben Müslümanlardan bunu bekliyorum diyor. Böyle desinler ve bize rehber olsunlar, yardımcı olsunlar. Evet efendim. Çok önemli. Hocam şimdi bir merak edilen diğer bir soru. İki kişi küs, birbirlerini affetmiyorlar. Araya zaman giriyor. Ara bulucu olarak iki kişiyi affettirmek ya, için araya giren kişilerin sevabı ve durumu nedir? Sevgili peygamberimiz size nafile namazdan, nafile oruçtan daha üstün bir şey söyleyeyim mi? İki kişinin arasını bulmak. İki kişinin arasını bulmak için giderken ayağınızı kaldırdığınızda bir dereceniz yükselir, ayağınızı indirdiğinizde bir hatanız silinir buyuruyor rahmet peygamberi. Yani. O halde yani bana ne dememeliyiz. Yani. Tabii bu eşler için de geçerli değil mi hocam? Yani eşler için de aynen böyle bir ayet-i kerime bakın. Ve in khiftum şikaka beynihima, gelinle güveyin arasının açılmasından endişe ederseniz seyirci kalmayın. Hanım tarafından aklı başında birisi, bey tarafından da aklı başında. İn yürüyde ıslahen yuvfikillahu beynehuma. Onlar durumu düzeltmek isterlerse Allah onları başarıya ulaştırır. Aynen Hazreti Ömer Efendimiz iki kişiyi filan ailenin arası açılmış, gidin düzeltin de gelin. Gidiyorlar ve dönüyorlar. Efendim yani argo tabiriyle söyleyeyim. İnek almıyor, dana emmiyor, efendim bu iş olmaz diyorlar. Bu iş olmaz, bu yuva düzelmez. Hazreti Ömer Efendimiz diyor, Allah doğru söylüyor, siz yalan söylüyorsunuz. Gidin düzeltin de gelin diyor. Ve onun üzerine tekrar gidip düzeltip geliyorlar. Ya, evet, çok önemli. Ya. Hocam Peygamber Efendimiz kimleri affetmiştir? Ya ne güzel soru. Kimleri affetmiş? Bir kere bakın, Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep hamile devenin üzerinde Mekke'den Medine'ye hicret ederken Hubar denilen adam ok atışlarına hedef ediyor. Ve Hazreti Zeynep deveden düşüyor, çocuğunu kaybediyor, bacağı da kırılıyor, aylarca hasta yatakta yatıyor. Zaten annesi Hazreti Hatice de vefat etmişti. Efendimizin de gönlünü yaralayarak Hazreti Zeynep vefat ediyor. İşte bakın Mekke fethi günü
Hazreti Zeynep'i bu duruma düşüren adam Hubar geliyor. Efendimiz bir göz kırpsa başı gider. Ama öyle değil. Öyle değil. Hubar'ı affediyor. İman etti diye Hubar'ı affediyor. Bakın Ebu Cehil'in gelini geliyor, affediyor. Diyor ki eşim gelse, yani İkrime, Ebu Cehil'in oğlu, onu da affeder misiniz? Onu da affederim. O da korkusundan kaçıp gitmişti. Haber gönderiyor eşi, geliyor. Huzura geleceği sırada Efendimiz ashabı uyarıyor. Ashabım, biraz sonra Ebu Cehil'in oğlu gelecek. Rica ederim babasından söz etmeyin. Şu uyarıya bakın. İkrime kapıdan içeri girerken Efendimiz ayakta karşıladı. Hoş geldin İkrime. Böyle derken cübbesi omuzundan düşüyor. Efendimizin dizinin dibine oturdu. Beni neye davet ediyorsun? Seni eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demeye davet ve dedi. Efendimiz ona sordu. İkrime, senin benden bir arzun var mı? Gerek yüzüne, gerek kıyabına çok hainlik yaptım. Ne olur dua et de Allah beni affetsin. Efendimiz de dua ediyor. Ya Rabbi, İkrime'nin amma yüzüme, amma kıyabıma yaptıklarından dolayı hesaba çekme. Hüngür hüngür ağlıyor. Beni hoşnut ettin, Allah da seni hoşnut etsin diyor. Ama putlar uğruna yaptığım mücadelenin iki mislini senin davan uğruna yapacağıma söz veriyorum. Yermük Savaşı'nda o kadar pervasız Hazreti Halit uyarıyor. Kardeşim İkrime, sen bize lazımsın yahu, bu kadar pervasız olma. Halit, sen erken iman ettin, benim babam gavur olarak can verdi. Allah aşkına çekil önümden. Ve o savaşta Hazreti İkrime şehit düşüyor. Ya biraz önce bakın Saffan diye birinden bahsettim. O kiralık katili götüren adam. Peygamberimiz ona Saffan, iman etmez misin? Bir düşünmem lazım. Ne kadar mühlet istiyorsun? 2 ay düşüneyim. Hayır, 4 ay sana müsaade. Ama İnsan sarrafı gibi onu takip ediyor. Bir gün karşı yamaçta kırmızı kırmızı develerin otladığını görünce Saffan diyor ki ne güzel develermiş. Efendimiz taşı gediğine koyuyor. Saffan, orada kaç tane deve var biliyor musun? Bilmiyorum. 100 tane deve var. Eğer Müslüman olursan o 100 deveyi de sana vereceğim. Hatta otladıkları yamacı da sana vereceğim. Vallahi ben 2 ay 4 ay beklemiyorum. Ben derhal iman ediyorum. Hazreti Ömer ne diyor? Ya Resulallah, senin Allah elçisi olduğuna başka delil olmasa şu olay kafi. Senin yerinde ben olsaydım, iman ediyorsan et, etmiyorsan ölümlerden ölüm beğen derdim. Adam senden 2 ay müsaade istiyor, sen 4 ay veriyorsun. Sonra bir servet veriyorsun adama. Ya rahmet peygamberinin maksadı illa cehenneme adam göndermek değil, cennete adam göndermek. Evet hocam, ne kadar güzel ifade ettiniz ama dilerseniz ilahiyle devam edelim. Tabii. Kıymetli hocalarımız Hafız Mevlüt'ten Celaleddin Şensoy ve Hayrullah Sağır hocam ilahilerini seslendirecek. Affet isyanım benim, halim yaman Allah'ım. Affet isyanım benim, halim yaman Allah'ım. Refet isyanım benim, medet aman Allah'ım. Medet aman Allah'ım. Ümitsiz değilim, günahkar sandan. Affet bizi, ya Rab, affına.
olsam da affet bizi. Kefenimi giyme günümde, çıkarınca yeleğim. Lehime der mi acep sağdaki şahit meleğim? Kaderin çarkını arzuma çevirmez bileğim. Sen çevir. Şartını kullara kıldın gerçi edep. Sen inayet etmezsen biz kullara yoktur medet. Sen dilersen küçücük bir fiili kılarsın sebep. Sen inayet etmezsen biz kullara yoktur medet. Sen dilersen kulunu affetmek için küçücük bir şeyi kılarsın sebep. Kaderi çarkını arzuma çevirmez bileğim. Sen çevir lütfen ilahi vuslatımdır dileğim. İlahi cennet eyle girenlerden eyle bizi. Cennet icre cemalin görenlerden eyle bizi. Bakma dünyanın varına, düşüp daim hak yoluna. Beratını sağ eline alanlardan eyle bizi. Aman ya Kerim Allah. Kur'an'ını hüccet bilen, iman ile göç eyleyen Allah. Allah Allah deyip canın veren kullarından eyle bizi. Aman ya Rabbel Ya Hayyu Ya Kayyum Samet, ihsanına yoktur adet. Firdevs bahçesinde evet kalanlardan eyle bizi. Medet Ya Rabbi.
Rabbel alemin. Müminlere rahmet ola, münafıklar mahrum kala. Yunus eder doğru yola. Gidenlerden eyle bizi aman ya Kerim Allah. Ya ilahi kılma bizi dallin. Bu duaya cümlemiz diyelim amin, amin, amin. Ümmetinden razı olsun o. Allah razı olsun. Yüreğinize, nefesinize sağlık inşallah hocam. Evet, güzel ilahimizin hemen akabinde hocam. Affetmeyle kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Özellikle aile içerisinde anne babaların çocukları affetme konusunda nasıl telkinde bulunmaları gerekiyor hocam? Sevgili peygamberimiz, bakın 10 yıl hizmet eden Hazreti Enes, ya Büneyye, oğulcuğum. Gönlünde kimseye kin olmadan sabahla, gönlünde kimseye kin olmadan akşamla, işte benim sünnetim budur. Benim sünnetimi ihya eden beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur. Efendimizin, işte bakın 10 yıl kendisine hizmet eden kişiye bu konudaki telkini böyle. Efendim, kin mizaç bozukluğudur. Nefret ruh kanseridir. Gönül çalabın tahtı, çalap gönle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Kimseye baki değildir mülkü devlet simüzer. Bir harap olmuş, gönlü tamir etmektir hüner. Kalbini rahat tut, sıkma seyrani. Emri haktan taşra çıkma seyrani. Gönül beytullah'tır, yıkma seyrani. Yıkıldıktan sonra yapılmaz imiş. Ben bu bardağı bıraktım mı tuzla buz olur. Sonra yapılmaz. Yapılmaz. Mümkün değil. Öyleyse kırmama. Mühim olan kırmama. Ya Resulallah, hizmetçimi bir günde kaç defa affedeyim? Cevaba bakın. Aynur Hanım ne cevap verdi sanıyorsunuz? Hizmetçimi bir günde kaç defa affedeyim? 70 defa diyor. 70 defa affet. Yani işimde çalışan insanı, hizmetimde bulunan insanı, beraber görev yaptığımız insanları. Beni kızdıran ya, insanı değil mi? Öyle efendim. Nerede görsen gönlü kırık merhem ol sen. Öyle mazlum yolda kalsa hemdem ol sen. Mahşer günü dergahına mahrem ol sen. Akıllıysan gariplerin gönlünü avla. Mustafa gibi ülkeyi gezip yetim avla. Evet. Vecebet muhabbeti lil mütehabbi nefiye. Benim için biri birini seven, benim için biri birini ziyaret edenleri sevmek bana görevdir, haktır. Mahşer günü şöyle bir şey olacak. Bir kısım insanlar var ki melek değil, efendim şehit değil, peygamber de değil ama onların mevkiine şehitler imrenecek, peygamberler imrenecek. Kimmiş onlar? Nedir onların özellikleri? Allah için birbirini seven insanlar. Yahu sevgi neymiş Allah aşkına ya? Sevgiyle bakır altın olur, viran umran olur, zindan saray olur, acılar tatlı olur efendim. Ya. Demek ki hocam aslında sürekli birbirimizi affetmeyi telkin edeceğiz. Yani Allah'ın Resulü bakın, bey hanımına sevgiyle baksa, hanım da beyine saygıyla baksa, Allah da onlara rahmetle bakar. Yani işte ocağımızda, hanemizde sevgi.
Evet. Ve sevgi olan yerde gül biter, çiçek biter. Nefret, öfke olan yerde de diken biter, ayrık biter. O dikenler, o ayrıklar da başımıza bela olur. Evet. Hocam dilerseniz seyirci sorularımızla devam edelim. Tabii. Var mı sorumuz efendim? Hocam hayırlı günler, hoş geldiniz. Hayırlı günler, teşekkür ederim efendim. Hocam benim kardeşim var, 5 kardeşiz. Biz bir kardeşime iş yeri açtığı için 5 tane bilezik verdim, 53 gram. Hemen hemen 24 sene oldu vereli ve her istediğimde benimle kavga etti. Benim de kardeşim olduğu için dargın durmuyorum. O anda kavgayı bitiriyoruz yani. Hala bekliyorum, şu anda hacca gitmek istiyorlar yani, hazırlanıyorlar. Acaba vermeden gittikleri zaman ele alınır mı onların acılıkları? Efendim, haccın adabından biri de Allah'a karşı borçlarımız varsa onları ödemeye başlamak. Kullarına karşı borçlarımız varsa onları ödemeye çalışmak. 20 kaç yıl dediniz? 24 yıl oldu hocam. Ya, aman ya Rabbi. Onunla siz belki de zekatla da ilgili o konuda göreviniz, sorumluluğunuz hocam, vardı. Hocam ben verdiğim zaman dedi ki yani işim düzelsin dedi, kardeşim öderim dedi. Peki ev bir taneydi, iki oldu. Yazlıklar oldu, arabalar oldu. Hiç kıskanmıyorum, kardeşimdir, alabilir. Ama benim de ihtiyacınız var. Evet. Verdiğini geriye vermesini istiyorum ama hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum hocam ya. Şöyle bir hadis-i İnşallah şerif bunu duyar da verir. Bakın, yani geriye. Sevgili Peygamberimiz, ben cennete girdim, orada bir yazı gördüm. Bir sadakaya en az 10 sevap, bir ödünce en az 18 sevap. Cibril, sadaka tamamen ve temliken vermektir. Ama ödünç ise geçici zaman için vermektir. Yani bir sadakaya 10 sevap, bir ödünce 18 sevap. Niçin bu böyle oluyor dedim. Cibril şöyle izah etti. Sadaka ihtiyacı olana verildiği gibi ihtiyacı olmayan birine de verilmiş olabilir. Ödünç ise mutlaka ihtiyacı olana verildiği için onun sevabı daha fazla. Ama işte bu tip davranışlar hayra mani oluyor. Şimdi verebilir, kardeşine veriyor alanı. Evet. Mümkün mü, bir daha verebilir misiniz? Asla ya, hocam. Gördün mü ya? Şimdi hocam, hanımefendinin sorusunun aslında çok güzel bir soru da geldi aklımıza zaman zaman. Şimdi helal etmiyorum dedi ya hanımefendi. Helal etmemekle affetmemek arasındaki fark hocam. Aşağı yukarı aynı anlamda yani. Hı-hı. Ama bir kere helal etmiyor. Bu hakkı alacak tabii. Yani sevgili Peygamberimiz böyle etedrune men el müflis, iflas eden kim bilir misiniz? Ya Resulallah, malı mülkü bir zarara ziyana uğrayıp da elinden çıkana iflas etmiş denilir. Hayır, hayır. Düşmez, kalkmaz bir Allah. Dünya iflaslarının çaresi bulunur. Bugün düşer, yarın kalkar. Ama asıl iflas şudur. Mahşer günü gelir. Namazı var, orucu var, haccı var, zekatı var. Ama birisinin malını almış, vermemiş. Birisinin kalbini kırmış. Birisini tehdit etmiş, rahatsız etmiş. Bunun sevapları ona yüklenir, karşılık olmaz. Ötekinin günahları buna yüklenir. Sümme turahe finnar, sonra cehenneme sevk edilir. İşte iflas budur. Ahiret iflası. En büyük iflas ahiret iflasıdır. Bu duruma düşülmemeli. Kardeşinizdir. Yine de ecelden önce bir helallaşma yolunu bulunuz ya. Ama hocam istiyorum. Vermiyor. İstediğim zaman kavga ediyor benimle. Evet. Bak, iki tane evladım vardı. Evlendirdim onları, o zaman istedim. Dedim ki ihtiyacım var. Kavga etti, vermedi. Şimdi evet. Üçüncü çocuğum var mesela, evlenecek. Şimdi istesem yine kavga edecek hocam. Ben hakkımı helal etmiyorum hocam. Tabii ya, tabii. Rabbimizin hakkıyla huzuruna varırsak o dilerse affediyor. Ama kul hakkıyla varırsak onun affı yok. Eyvah. Onun çaresi ne? Ya hak sahibine hak verilecek, ya da helallaşılmış olacak yani. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Evet. O zaman hocam, buradan seyircilerimize aslında önemli mesaj verelim. Yani kul hakkı ve diğer noktalarda, başından beri programımızın izah ettiğimiz noktalarda hep affedici noktada gözümüzün önüne gelsin. Değil mi? Listemizi yapalım. Ona göre de o af noktasını hep açalım.
Hep tabii, affedelim. Affedersek büyük ödülü var, büyük mükafatı var yani. Onu almak evet. için. Evet. Peki hocam, hem seyircilerimiz ekran başındaki hem de burada bulunan kıymetli misafirlerimiz için sizden heyecanlı, coşkulu bir dua istiyoruz Peki hocam. Peki efendim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya erhamer rahimin. Bizlere bitmez tükenmez nimetleri ihsan eyledin, sana hamdolsun. Bize sıhhat verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin, sana hamdolsun. Ya Erhamer Rahimin, yerleri, gökleri, bitkileri, hayvanları, dağları, denizleri, canlıları, cansızları bizim hizmetimize verdin ki sana kulluk edelim, kullarına hizmet edelim diye. Ama biz bu nimetlerin kadrini bilemedik. Sana hakkıyla kulluk edemedik, sana hakkıyla şükredemedik. Bizleri affeyle ya Rab. Hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için. El-Fatiha. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali İbrahim. Necmettin Hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz bugün de. Sağ olun, eksik olmayın. Kıymetli Hafız Mevlüthan Hocalarımız, Celalettin Şensoy Hocam sağ olun, var olun. Hayrullah Sağır Hocam, sizler de teşekkür ederiz katıldığınız için, eksik olmayın. Efendim, geldik Necmettin Nur Saçan ile Rahmet Kapısı'nın sonuna. Konumuz affetmekti. Şöyle bitirelim isterseniz. Allah affedicidir, affetmeyi de sever. İnşallah hepimizi, tüm izleyenleri, tüm ümmeti Muhammed'i de affetsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.